Üç cisim problemi bir Çin bilim kurgu romanı olduğu için değil, bir bilim kurgu edebiyatı eseri olduğu için bu kadar önemli bir etki yarattı. Okurlarda yankı uyandırması, evrensel sorunları ve tüm insanlığın karşılaştığı zorlukları keşfetmesinden kaynaklanıyor. Hikayede insanlık belirli bir ülkenin, ırkın veya kültürün özel içeriğini yansıtmak yerine birleşik bir bütün olarak tasvir ediliyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, hangi spesifik konuların dünya çapındaki izleyicilerin ve okuyucuların bu kadar büyük ilgisini çektiğinden emin değilim. İyi uluslararası eserler insanlık olarak hep birlikte yüzleştiğimiz sorunları keşfediyor. Bilim kurgu, ülkeler arasındaki kültürel farklılıkları kolayca aşan, karşılıklı anlayışımız ve ortak geleceğimiz üzerine düşünmemiz için bir köprü oluşturan edebi bir tür olarak hizmet ediyor. Teknolojik ilerleme ve bilim kurgu arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır. Çünkü birbiriyle çelişen iki yönü vardır. Bir yandan teknolojik ilerleme bilim kurgunun gelişimi için kesinlikle büyük miktarda malzeme ve hikaye kaynağı sağlıyor ve bilim kurgu yazarlarına ilham veriyor. Öte yandan teknolojinin hızlı gelişimi hayatımızın çeşitli yönlerine nüfuz ederek yaşam biçimimizi değiştirdi. Böyle olunca da teknoloji merak duygusunu yitiriyor ve hayatımızın sıradan bir parçası haline geliyor. Bilim kurgu edebiyatı, bilimin sağladığı merak duygusu üzerine inşa edilmiştir. Ve bu olmadan büyük zorluklarla karşı karşıya kalır. Bu konuda bir yanılgı var. Birçok insan bilimin, bilim kurguda yazarın hayal gücünü sınırladığına inanıyor. Ama aslında bilim kurgu, yaratıcılık için daha geniş bir alan açıyor. Buna kıyasla, bilim olmadan hayal gücü alanı oldukça sınırlıdır. Antik mitler ve fantastik romanlar bile bilim kurgudan daha dar bir hayal gücüne sahiptir. Dolayısıyla bilim kurguda bilimin tasviri sınırlamalar getirmek için değil, daha geniş hayal gücü olanakları aramak içindir. İlk tavsiyem, bilim kurgu romanlarının hayatlarımızın dışında daha geniş bir alanı, daha uzun bir zaman dilimini anlattığı ve daha büyük bir vizyona sahip olmamızı gerektirdiğidir. Bilim kurgu eserleri yaratmak için zihnimizi genişletmeli, etrafınızdaki önemsiz konularla sınırlı kalmamalı, kendi küçük duygularınıza bağlı kalmamalısınız. Bunun yerine daha büyük resimdeki şeylerle ilgilenmelisiniz. Zaman, uzay, insanlığın genel kaderi. Önemsemeniz gereken şeyler bunlardır. İşte bu ilk küçük adım. İkinci tavsiyemse daha pratik. Artık bilim kurgu yazarken bunu bir meslek olarak değil, hobi olarak yapmak en iyisi. Çin'de bilim kurguya yönelik medya ilgisi ve coşkuya rağmen özellikle bilim kurgu edebiyatı için pazar oldukça sınırlı. Bu pazar birçok profesyonel yazarı ayakta tutamaz. Profesyonel olarak yazmayı seçmek hayatınızda büyük zorluklara yol açabilir. Bu da ikinci tavsiye. (Gülüyor)